Herkese merhaba. Arkadaşlar bugün Kız Kulisi'nde size süper bir diş macunu tarifi vereceğim. Bu diş macunu probiyotik aynı zamanda. Probiyotik diş macunu neden tercih etmelisiniz ve ne sebeple bunu öneriyorum size yaparken anlatacağım. Arkadaşlar şimdi öncelikle bir malzemelerimizi tanıtayım size. Her zamanki gibi sevgili Hindistan cevizi yağım var. 2 kaşık kadar, çorba kaşığı kadar. Burada bentonit clay yani kil var. Duymuşsunuzdur artık böyle maskelerde falan da çok kullanılıyor. Her yerde de satılıyor. Ben de bunu çok seviyorum ve kullanıyorum. Bu beyaz kil, bu da gri kil. Bu bentonit kili, bu da normal kil. Ben bentonit olanı tercih ediyorum. Bugün de onu kullanacağım. Gelelim diğerlerine. Burada ksilitol var arkadaşlar. Burada da probiyotik kapsüllerden içindeki şeyleri kullanacağız. Bir tanesini kullanacağız sadece. Bir de organik nane yağımız var. O da tat vermek için kullanacağız. Evet. Şimdi kısaca öncelikle size bir neden probiyotik olması lazım onu anlatayım. Şimdi probiyotikleri duymuşsunuzdur zaten. Günümüzde çok moda. Devamlı da söyleniyor beslenme uzmanları tarafından. Bağırsaktaki kötü florayı probiyotik dediğimiz şeyleri yediğimiz zaman veya ilaçları içtiğimiz zaman düzeltebiliyoruz. Çünkü bunlar iyi huylu bakteriler aslında. Dolayısıyla da biz de burada macunumuzun içine koymuş olacağız. Şimdi başlayalım yavaş yavaş. Öncelikle Hindistan cevizi yağımı alıyorum. Kabıma koyuyorum. Bunu da organik aldım ben. Size de tavsiye ederim. Her şeyin organiği bence en sağlıklısı. En azından içinde hani onu koruyacak bir malzeme olmadığını bilmenin rahatlığını yaşıyorum. Size de tavsiye ediyorum arkadaşlar. Evet, şimdi daha sonra bunun içine şöyle bir tane probiyotik koyacağız. Koyuyorum. Koydum. Bazen yarım da koyabiliyoruz ama ben hani o gramajına da bağlı tabii ki. Yarımla bir arası diyeyim. Ben bugün bir tane koyuyorum. Koydum. Faydalı bakterilerimizi koydum. Şimdi de karıştırıyorum iyice. Hatta bir dakika şu karıştırıcıyla karıştırırsak daha da güzel olur. İyice karıştırıyorum. Homojen bir hale getiriyorum ki bu çok önemli. Bir de bunu yaparken şunu söylemeyi unuttum. Sizden ricam, genelde bana çok sorulur. İşte nasıl diş macunu tercih edelim? Hangi markayı alalım? Şimdi ben burada tabii ki marka ismi söylemeyeceğim ama birkaç ufak nokta var. Bunlara parmak basarak sizin kendi seçiminizi doğru olarak yapmanızı sağlamaya çalışacağım. Triklozan diye bir malzeme var. Bunu içeren hiçbir malzemeyi almayın arkadaşlar. Bu malzeme gerçekten çok çok tehlikeli sonuçlar doğurabilecek. Hiç de hoşlanmadığımız bir malzeme. Evet. Şimdi bentonit clay'imizden yavaş yavaş koymaya başlayacağım. Pardon, ben grease'ini tercih ediyorum demiştim. Burada yaklaşık 2 çorba kaşığı kadar var. Ne kadar katılıkta istiyorsam o kadar koyacağım içine. Şimdi yavaş yavaş ekliyorum. Bir kısmını ekledikten sonra karıştırıyorum. Tekrar homojen bir şekilde. Şimdi evet, gördüğünüz gibi siyah döndü ama sonuçta güzellik yarışmasında değiliz. Mühim olan bizim için ne işe yaradığı aslında. Aslında yetti bile, fena da olmadı bunun kıvamı gibi. Hani birazcık daha koyalım. Beyaz kullansaydım tabii ki daha beyaz olacaktı. Biraz daha ekliyorum. Yani neredeyse 1,5 kaşık falan eklemiş oldum aslında. Bentonit clay'in içinde bulunan maddeler, nasıl ki cilde sağladığı faydalar var, aynı şeyi tabii ki diş fırçalarken de yapıyor. Kilin içinde neler varsa, kalsiyum, magnezyum türü, bir sürü malzeme, onlar burada şimdi aynı işi görecekler bu macunun içinde. Evet, bu hemen hemen homojen olarak karıştı. Şimdi tamamını bir eklemeyeceğim. Önce diğer malzemeleri koyacağım. Eğer kıvam da hala biraz daha sert olmasını istiyorsan devam edeceğim. Şimdi gelelim bir diğer çok önemli malzememize. Ksilitol. Ksilitol aslında çoğunlukla bir çeşit tatlandırıcı olarak bilinir ama
Şekerle de karşılaştırılması çok yapılmış. Şunu söyleyeyim, şekerle alakası yok. Hatta bazı söylentilerin tersine çürüğü engellediği kanıtlanmış. Hatta geriye döndürebildiği de kanıtlanmış. Şeker olmasına rağmen nasıl oluyor böyle bir şey? Aslında düşük kalorili diyeyim, çok çok düşük kalorili bir şeker alkolü bu. Bunu diyabetikler falan çok kullanıyorlar. Fakat biz şimdi burada diş çürüğünü önleyici ve aynı zamanda da bir tat verici ajan olarak kullanacağız bunu. Nasıl önlüyor diş çürüğünü diye soranlar oluyor. Zaten kafanızdan geçiyor herhalde, şimdi onu tahmin ediyorum. Bir dakika, bunu katayım öncelikle. Biraz katacağım. Hepsini koymuyorum. İstediğim tatta oluncaya kadar şey yapacağım, karıştıracağım. Yani bunda yaklaşık ksilitol yaklaşık yarım kaşık gibi zaten koyuyorum. Evet, şimdi de son olarak nane yaprağı esansiyel yağımızı kullanıyoruz arkadaşlar. Burada zaten biliyorsunuz diş macunlarının çoğu hani nane esanslıdır. Biz de onu seviyoruz ve onu kullanacağız. Şimdi bundan bir yaklaşık olarak 10 damla damlatacağım. Yani en fazla 10 damla unutmayalım. Bir. Ay, evet, her zamanki gibi gene birazcık hızlı gitti. Kapatıyorum. Oh, mis gibi koktu. Şimdi bunu karıştırıyorum. Oh. Çok güzel koktu arkadaşlar. Evet. Diş macunumuz şu anda hazır. Şimdi bunu bir kavanoza alacağım. Bakın hiçbir şey katmadım içine. Dikkatinizi çektiyse. Hiçbir katkı maddesi, bunu koruması için hiçbir şey katmadım. Bunu oda sıcaklığında güneş görmeyecek bir yerde, fazla ısınmayacak bir yerde saklayabilirsiniz. Yani aslında banyolar bunun için uygun sayılabilir. İçinde probiyotik olması sebebiyle tabii bunu söylüyorum. Buzdolabına falan koymanıza gerek yok. Normal oda sıcaklığında bir yerde yaşıyorsanız. Nerede bizim kavanozumuz? Burada. Şimdi boş kavanozun içine dolduracağım. Bence kıvamı gayet güzel. Daha sert istiyorsanız biraz daha bentonit clay'den ekleyebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi biraz sonra size birkaç tane daha çok önemli bilgi vereceğim. Önce şunu boşaltalım. Size az önce şey dedim ya, hiçbir şekilde triklozan içeren malzemeler almayın, diş macunu almayın diye. Bu triklozan dediğimiz malzeme aslında birçok şeyde var. Birçok temizleyici üründe var. Mesela sabunlarda var, işte makyaj malzemelerinde var, diş macunlarında var. Lütfen özellikle arkasına bakın. Şimdi yayının sonunda bir yazdıracağım onların piyasa adının ne olarak geçtiğini. Arkasına bakın ve onlar varsa almayın. Bu triklozan diyeceksiniz ki neden hem antibiyotik görevi görüyor, antibakteriyel, hem de alma diyorsunuz. Şöyle, bence şu çok önemli bir şey. Antibiyotik direnci diye bir şey var. Yani vücuda siz ne kadar çok antibiyotik yüklerseniz ondan alacağınız cevap o kadar azalıyor ve gecikiyor. Hele küçük yaşlardan itibaren vücut buna alışırsa vücut kendi kendine savaşmayı unutuyor. Bu yüzden de artık zaten birçok doktor da söylüyor. Hiçbir şekilde son raddeye gelinmeden antibiyotik kullanılmaması gerektiğini söylüyor. Aslında bu söylediğim şey ağız gargaraları için de geçerli. Onlara da bakın. Hatta mümkünse size verdiğim ev yapımı tarifi kullanın. Onlara da bakın. Triklozan varsa hiçbir şekilde lütfen kullanmayın arkadaşlar. Evet. Şimdi diş macunumuzu gösteriyorum. Gördüğünüz gibi. Eğer dediğim gibi kıvam size sıvı geldiyse birazcık daha bentonit clay ekleyebilirsiniz. Bu arada bu triklozanın nelere sebebiyet verebileceğinden bir kısaca bahsedeyim. Aslında çok uzun bir konu ama kısaca bahsetmem gerekirse bir kere hormonal dengeyi bozuyor. Nedir? Testosteron gibi, işte tiroid gibi çok önemli hormonların seviyeleriyle oynuyor. Nasıl? Yararlı bakterileri yok ederek dengeyi bozuyor ve bir şekilde bütün vücudun o organik sisteminin ne yazık ki bozulmasına sebep oluyor. Bu çok önemli bir etki. İkincisi, yine dediğim gibi antibakteriyel etkisiyle kötü bakteriler olduğu gibi iyileri de öldürdüğü için florayı bozuyor. Yani normal olması gereken vücut ortamını bozuyor. Böylece de alerjilere davetiye çıkarıyor aslında.
Mesela çocuklarda özellikle bu çok önemlidir. Alerjilerin bazen sebepleri bu olabilir. Mesela evde kullandığınız bir deterjanın içinde aslında siz bilmiyorsunuzdur ama yüksek miktarda triklozan vardır. Bu da böyle bir etki yapıyor olabilir. Bu açıdan da dikkatinizi çekmek istedim. Bu triklozan indirgeniyor bazı maddelerle etkileşime girdiği zaman. Ve mesela dioksin diye hiç hoşlanmadığımız kanserojen bir maddeye dönüşüyor. Bu da vücutta kalıyor. Düşünün yani ufacık bir ağız gargarası kullanıyorsunuz ve etkileşime sokma riskiniz var. Onun için kesinlikle kullanmamanızı öneririm. Bir diğer önemli konu da şu. Mesela musluk sularında klor var. Biz diş fırçaladıktan sonra ne yapıyoruz? Ağzımızı çalkalıyoruz. Bu triklozan dediğimiz madde musluk suyundaki klorla birleştiği zaman kloroforma dönüşüyor. Ki bu kloroform da son derece tehlikeli ve sağlığa zararlı. Hatta kanserojen bir madde olduğu da söyleniyor. Bütün bunları düşünün. Dişinizi her gün böyle bir şeyle fırçalıyorsunuz. Tükürdüğünüz o su kanalizasyona gidiyor. Ve binlerce kişininki gidiyor. Doğaya yayılıyor. Doğada yetişen her şeye kloroform yayılmış oluyor. Hayvanları düşünün. O suların denizlere, derelere aktığını düşünün. Oradaki yaşayan mikroorganizmaları ne kadar değiştirebileceğini düşünün. Sadece bunun için bile kullanmamaya değer derim ben. Triklozanla ilgili sizi bu kadar uyardıktan sonra. Probiyotiklerle ilgili çok kısa bir şey daha söylemek istiyorum. Probiyotik şeyini koyduk içine, tozunu koyduk. Bunun sebebi ağzımızdaki florayı düzeltmekti. Bu çok önemli. Çünkü çürük engellemede olağanüstü koruyucu bir etkisi var. Hatta bütün bu malzemelerle minik minik başlamış çürüklerin geriye dönüşü olduğu bile söylendi. Ve bunun yapılmış testlerinin sonuçlarını araştırdım, baktım ve kesinlikle doğru olduğunu gördüm arkadaşlar. Evet, şimdi size o söylediğim malzemeleri gösteriyorum. Onların isimleri şimdi biraz karışık. Ben buraya yazdıracağım. Onlara dikkat edelim dediğim gibi. Bugünkü videoda probiyotik ev yapımı diş macunu nasıl olur bunu anlattım arkadaşlar. Umarım siz de faydalı bulmuşsunuzdur. Kesinlikle deneyin ve yorumlarınızı videonun altına yazmayı unutmayın. Hoşçakalın.